Selamlar dostlar. Bugün Udyr ve Galio ile Pusu Destesi'ne karşı oynuyoruz. Karşımızda Rek'Sai ve Pyke var. Şimdi teke tek çatışma. Bir şey diyeyim, benim aynen böyle bırakabilirim diye düşünüyorum. Petrus de çık kanata. Udyr ile yenilenme verebilirim ve Dark'in kalkanıyla bunu bayağı yenilmez yapıp ünitelerin hızlı bir biçimde eline alabilirim ki Joral falan da sıkıntı yaşatıyor olacaktır yani. Burada yenilenme bize fark yaratabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ki burada Petris'in çitazı harika geldi. Arkadaşlar ne oynarsa oynasın, hiçbir şekilde bloklamayacak çünkü bundan daha çok verim alabilir. Turu bitir. Pusu'yu ne kadar az gerçekleştirirse bizim için o kadar iyi ki burada Udyr'ların gelmesi gerçekten iyi. Pusu gerçekleşmedi. Çok bir şey değil mi? Harika bu arada. Petrus'u açık kanat gelsin. Kankam üzülme ya. Pas geç. Burada. Ay, Dark'in kalkanını buna veriyor olacağım. 4 artı dayanıklık bunları patates ediyor olacak. Zımbırtısını oynasa bile sıkıntı yok. Elinden her şekilde alacağız. Bu tur bir hasar vereceğim. Bu aynı zamanda güzel. Burada taştan baskılayıcı oynamanın hiçbir mantığı kalmadı. Ya bu 2-3 de bizim için dert değil. Burada. Aa doğru. Ünite oynamadığım için rakip çeker almıyor. O yüzden burada saldır. 2 olsa bile diğer tur gene kesemez ki. Burada 4 hasarı almayı kabul ettin ha. Okey. Benim için. Tamamdır. Ay. Taştan baskılayıcılar ama gerçek anlamda kötü. Burada tamamen blok için bunu bırakıyor olacağım arkadaşlar. Aynı zamanda bu rakip çeker alsın diye. Daha pusuyu etkinleştiremedi bile rakip. Şimdi sürüyü çağır sayesinde etkinleştirecek. Burada kesinlikle 1'e 3'ü karşısına koyuyor olacağım arkadaşlar. Bu zaten destenin başına geçiyor. Tamam, koy karşısına. Şimdi bizi korkutmasına gerek yok çünkü bu zaten elinden gidiyor olacak. Şimdi burada Udyr oynayacağım. Ay çok güzel. Burada bununla arkadaşlar artı 2 can ve yenilenme veriyor olacağım buna ki bunu çekip keseyim. Ardından Udyr'la saldırdığımda yine elinden alıyor olacağım. Yani elimde bir tane daha oluşmuş olacak. Udyr'e de yenilenme veriyor olacağım. Yani şu anlık sıkıntı yaşamayacağız. Hatta sadece buna bu tarz zımbırtıları yapıyor olsam bile benim için okeydir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir dakika, biri beni arıyor. Bak şimdi bu yaptığın hoş bir hamle değil diye düşünüyorum. Tamam, kilitle. Bir saniye. Mikrofonu kapatmayı da öğrenemedim ya. Efendim. Merhaba. Ya bir müsait değil mi? Bir 10 dakika arayayım mı seni? Tamam, görüşürüz. Geldim. Şimdi arkadaşlar hal değişimiyle buna yenilenme veriyorum. Udyr'ın ölmesi dert değil. Elimizde bir Udyr daha var. Ardından teke tek çatışmayı oynayacağımı düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Çünkü zaten çekip kesebilirim yani. Bu yüzden gerek yok. Sadece bununla da saldıramaz ki. Dark'in mızrağı gerçekten mükemmel geldi ya. Artık buff verebiliyor olacağım. Bir de üstüne artı bir can. Ama buna değil Udyr'a veriyor olacağım. Şimdi Udyr'ı 4 olsa gene kesemez. Udyr'ı tekrardan oynayacağım. Öngörüde bulunduğu kartları büyük ihtimalle tam bilmiyor. Udyr kankam gelsin. Eğer böyle yaparsa Udyr'ın büyüsünü bana bedavaya vermiş oluyor arkadaşlar. Hal değişimiyle burada yenilenme vereceğim. Burada derdim aslında şu. Udyr'ı bir şekilde vurmaya çalışsın istiyorum ki teke tek çatışmayla elinden alayım. Hadi bakalım. Aa, bak şimdi üzüldüm. Dark'in mızrağı gelsin.
Aynı zamanda bu tur buff da veriyor olacağız. Şimdi saldır. İstediğini blokla. Bir tane daha verdik mi yenilitiyor olacağız. Elinden almamız çok güzel bence. Bir ulti daha. Ama böyle yaparsam hem Rek sayısını elinden almış olacağım, hem ölmeyecek, hem de zımbırtı bana gelmiş olacak. Şimdi 5 manaya ne yapabilirsin? Udyr'ımı öldürme. Güzel. Hal değişimiyle arkadaşlar bu arkadaşımıza aban veriyor olacağım. Ve burada Udyr artık level atlamış olacak. Kayıttayız değil mi ya? Tamam. Buna artık de verebilirim. Joral'ım falan da olacak. Bu tur. Öncelikle Durant çırağını oynayacağım. Buna kesinlikle artı bir can ve dayanıklık vermek istiyorum. Hiçbir şekilde kesebilecek bir şey yok. Ardından Petrus'un savaşçım gelsin. Turu aynen bitir. 11 canlı bir ünitem var. 6 canlı bir ünitem var. Allah'ım top deck'ten kesinlikle daha başka bir şey isteyemezdim. Rexy'yi oynadığı anda Rexy'sini de elinden alırız. Bir tane, yok iki Pyke'ını öldürdük değil mi biz bu herifin? Elindeki de son Pyke'ı bunun. Aynen. Birini de öldürdük, yok bir tane öldürmüşüz. Bir şey diyeyim mi? Saldıramayacak zaten. Saldırırsa ona göre bloklarımız var. Ki zaten gördüğünüz üzere ben bir şey yapmadan rakip teslim oldu arkadaşlar. Okey. Sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Fizz ve Samira var arkadaşlar. Bak bu tur ihtiyacımız olan şeyleri söylüyorum size. Şimdi bunu boş ver, bunu boş ver. Galya'yı falan tamamen boş ver. Sadece kollayan Portuka'yı ve bütün büyü engelleme kartlarımız. Çektik mi? Çekemedik. Var ya 1'e 3 az önce hiçbir işimize yaramaz dediğim kartlar. Petrisit tadımız gelsin. Onlara ihtiyacımız var. Neden? Çünkü arkadaşlar tamamen ufak tefek manalı büyülerden ibaret bu desteler. Gerek var mı? Burada Darkin Müzağı'nı oynayalım. Hani o büyüler 1 mana 2 mana ve direkt Samira'yı level atlatmaya oynuyor. Ama biz onların mana bedelini 1 bile arttırabilirsek rakip direkt patates. Ay ay. Ve bu Fiz için gerçekten iyi. Bak mesela uyarı atışı. Bir mana olduğunu düşünsenize. Bak. Hem yağma ile bedelini bir azalttı. Hem bir şey hasar verdi. Hem de stun attı. Bir de bak Hiddet Reis geldi. Yağma ile mana bedelini bir doldurdu. Bir de elinde büyü mü oluşturdu bu? Aynen. Bak sıyrılgan. Burada kollayan Porsuk ayının ölmemesi gerektiği düşünüyorum. Gel. Bak mesela 17, 15'e düşeceğiz bu el. Şimdi buna Samira'nın büyüsünü verecek rakip. Artı 2, artı 2 verecek. Hiddet karışımı. Dediğim buydu. Ama elinde 2 kart kaldı rakibin. Şu rakip çekerli zımbırtılardan falan bir şey alırsak aslında bizim için tatlı olabilir. Başka bir şey mi isteseymiş? Petrus'ta çık kanat gelsin. Burada Petrus tazıyı oynamak istiyor. Olacağım. Olayı saldıracağım. Bir manam kalsın. Bir manam olsam acımaz Petrist Savaşçı'yı oynardım. Burada büyü engelleyen zımbırtılardan birini oynasak patates ederdik çünkü. Burada Petrist tazı gelsin, rakip çeker yapalım. 5 manası var, all clear atmaya çalışacak. Estetik atış var elinde. Başka ne var bilmiyorum açıkçası. Kart olarak düşük, kart olarak biz de çok lowuz. Bunu kesip diğer ikisine saldırınca 6 hasar çıkartacağım. Bunun hani 3 turda vurduğunu direkt çıkartmış olacağım. Aynı zamanda da buff vermiş olacağız. Tur 8'de kalırsa Anakçaya oynarsak tatlı olabilir. Bunları harcı olması bizim için çok iyi bu arada arkadaşlar. Bak ben hasar almayacağım burada ve o üniteyi kesinlikle verebilirim yani. Çünkü benim burada rakip çekerli başka bir ünitem daha var. Ama tekrar söylüyorum. Büyü bedellerini arttıran karta deli gibi ihtiyacım var ama verir mi vermez çünkü. Neden versin?
Şimdi bak, Şili ile direkt aslında bizi zora sokuyor olacak bu rakip. Ne oynadığımın çok da bir önemi olmayacak. O yüzden böyle yapalım ve bana kalsın. Diğerlerinin hayal Heykeltıraş ettikleri gelsin. kadar. Hem artı bir can hem de sadece artı bir can veriyormuş. Yüzde bunu 3-3 falan yapacaktır yani. Diğer tür Darkin kalkanından Joral'ı çıkartıp Samira'yı kesmemiz lazım. Hatta Samira'yı değil, kesinlikle Şili'yi kesmemiz lazım. Bak direkt 3'ü 3 yaptı bile. Sonuçlandır. Şimdi gülüm sen gel. Elinde stun kartı yoktur umarım. Tam benim elimden mızrak ya da kalkan olacak. Dert değil. Şampiyon olmayan bir kartı cisimlendirirsin. İkisinden birini aldı. Turu bitir. Ay, Udyr çok güzel geldi ama burada Joral'a ihtiyacımız var. Stun yerse patatesiz. Burada Shelly'nin kesinlikle ölmesi gerek arkadaşlar. Tamam, onu isteyen yok zaten. Burada Olin saldır artık. Ayrıca büyülere de zarar vermiş olduk. Shelly'nin kesinlikle ölmesi lazım bu arada. Hadi beni eğlendir. Altı cana düşecek. Bir sonraki sıra bize geldiği zaman kaç mana da oluyoruz? 6, 7, 8 mana da oluyoruz. Anakça oynayıp direkt oyunu bitirebiliriz. 2 tur uzaması lazım yani oyunun. Samira'sı level atladı. Tekrar diyorum bak, büyülerin bedelini bir arttıran kart gelseydi bu adamın bize karşı hiçbir şansı yoktu. Bu desteğin asıl counter amacı buydu zaten de işte. Yemedi. Neyse, Shelly'nin gitmesi güzel oldu. Ya bütün verimi ondan alacaktı çünkü. Şu estetik atış kötü. 8'e direkt düşeceğiz zaten. Hem gerçi bunu kullanmaz. Turu bitir. Ay arkadaşlar, bal kaymak değil de ne? Bal kaymak değil de ne? Elinde bir semere daha varsa patatesiz ama. Eğer sadece böyle saldırırsa, rakip çekerini kullan. Çok heyecanlı. Bir şey diyeceğim. Deneyelim mi, öldürtelim mi? Karşılaşmaya geç. Sakın kaçırma. Burada Udyr'um gelsin. 4 manadayım. Hiç dert değil, teke tek çatışmayla bunu sıfıra düşüreceğim, yenilenme veriyor olacağım. 2 kart draw'u. Tur hala onda. Öncelikle burada. Dark'ın mızrağını veremem. Denemeye değer mi ama? Bir şey diyeyim mi? Hadi deneyelim. +2 +2 verse de kurtaramaz. Bu tur Samira'sını elinden aldık. Diğer tur direkt open atakla oyunu bitirebilirim bu arada. Sıfıra düşecek. Bunlardan birine, özellikle Petrus Savaşçı'ya yenilenme vereceğim. Düşman büyülerinden hasar almam, aldı. Ve bu çok güzel arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sıfıra düştü. Samira'sı hiçbir halta yaramadı. Sıfır manaya hiçbir şey yapamaz. Hal değişimiyle hemen burada yenilenmemi veriyorum Udyr'a. Ki Udyr ölmesin. Ardından Olin saldırıyor olacağım. Elinde de Darkin mızrağı, gösteriş gösteriş, estetik atış var. Maksimum 3'e düşer. Turu bitir. Şimdi büyülerden hasar almıyor. 2 tane stun atabileceğini de çok açıkçası düşünmüyorum. Olin saldır bakalım. Nasıl olacak? Burada artık kazanmış olmam gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu kadar. EasyVP GG. Ez. Sıradaki maça aynen geçelim dostlar. Karşımızda şimdi Jack ve Master Yi var arkadaşlar. Teke tek çatışmaya bırakacağım. Burada Petrist Savaşçılardan bir tanesi de kalsın. Petrist Savaşçı arkadaşlar, bütün destemiz Jack'e karşı güzel bir deste aslında. Çünkü gözü pek de 3 ya da daha fazla olan diyor. Bizim bütün destenin canı çok yüksek. Bir de üstüne Galio herkese can veriyor olacak. Ki Petrist Savaşçılar da büyülerden engel ölemiyor arkadaşlar. Pas geç. Çok iyi geldi bu arada. Bu bunların hasarını 5'e çıkartıyor olacak. Devam. Bu tur bunu oynamama izin verirse çok tatlı olur ya.
Ki Çetin Gorliat'ı da çektik. Tamamen can odaklı bir deste. Sonuçlandır. Burada heykeltıraş gelsin. Beachwater ve Ioni ile oynuyor. İki hasar çıkartabilecek neleri var? İki manayı ben de merak ediyorum. Eğer yoksa zaten Petrus Savaşçı ile falan çok zora sokuyor olacağız rakibi. Bunun ölmemesi bizim için o yüzden çok güzel. Gel Petrus Savaşçı. Ya bir can o kadar değerli ki arkadaşlar, size anlatamam yani bunu. Burada oyun saldırırsam 5 hasar yer. Saldıralım mı? Hayır. Bak Jack'i direkt kesiyoruz ha. Master'ı direkt kesiyoruz. Ve bunlar B'lerden engellenmiyor. Bunu yapman gerekiyordu. Elinde sikke oluşacak. 3'ü düşer. Saldır. Elimde buff verebileceğim şeyler var. Elimde 3 tane var. 2 tane daha var yani bundan. Olsa ne olmasa ne. Turu bitir. Harika değil mi? Bak Jack geldi mesela. Gel gülüm. Direkt koy karşısına. İstiyorsa kessin. Mutlaka bir hamlesi olacaktır. Ya. Bununla bloklamayayım da bununla bloklayayım diye istiyor. Ama bizimkiler bak arkadaşlar ne yazıyor? Düşman büyülerinden ya da yeteneklerinden hasar almam. Bal kaymak. Burada Dark'in mızrağını hasar almamış kardeşimizi çıkartıp 6 hasarı çıkartıyoruz. Burada önceliğim rakibi tura geçirmekte. Ardından Petrist savaşçım gelsin. Paralı askerle bu büyük ihtimalle birbirine vuracaktır. Kilitle. Burada derdim aslında bir tık bait arkadaşlar. İkisi birbirine vuracak bunun hasarı düşsün diye. Ama rakibin bilmediği şey şu. Bütün manasını harcıyor olacak ya. Sikkeleri daha harcamayacaktır. Burada teke tek çatışma gelsin. Jack'ini elinden alalım. Bunların ölmesi asla problem değil. Bu kötü bir hamle oldu bizim için. Tamam 3'e düşüyor. Gerçi bu da bu birbirine vuruyor değil mi? Doğru. Bizi counterlayan olay bu oldu. Ve Jack bundan deli gibi verim aldı değil mi? 1 manaya 5 mana dolduracak rakip. Aslında saldırmayıp Galio'yu bekleseydim. Bu iyi olmadı ya. Daha iyi bir hamle gelmedi açıkçası aklıma. Bloklamasın diye. Sonuçlandır. Pas geç. Bütün manasını bitirdi aslında. İlk adım. Yine pas geç. Sadece bununla saldıracaktır diye düşünüyorum. 6, diğer türlü 7 manada olacağız. Galio oynasam da bir şey ifade etmeyecek. Ama bu şekilde ifade edebilir belki. Şimdi burada Galio gelsin. Can vermiş olduk. Galio'nun kendisi 8 canlı. Ayrıca hasarını artırıp artı 3 can daha verebilirim. Sonuçlandı. Şimdi 9 manada. Ki bunu versem koruyamam. Bu tur sadece bununla saldırmak isteyebilir miyim? Hayır. Pas geçmek benim için çok daha mantıklı. Her şekilde buna karşı bir bloğum var. Ki güzel bir blok daha geldi. Anakçıyı şu anlık istemiyorum. Diğer tur anakçıyı oynayacağım. Ya bu tur savunma ünitelerine çok ihtiyacım var. Okey turu bitir. Buradan anakça gelsin. Çetin Gorliat oynayabilirdim aslında. 17 cana çıkar. Hiçbiri bloklayamaz. Ama bu tur
olayı saldırabiliriz diye düşünüyorum. Bir Petrisit daha. 4 canlı. Gebereceksin. Hı-hı. Hiç i̇şte fark etmez. Durant kalkanım var. Yani bir sikkeyle de 9 mana doldurman şu an hiçbir şey ifade etmeyecek. Level atlasa 2'ye çıkar gene kaybedersin. 28'e 25. Burada Durant kalkanını oynamaya gerek var mı? Ya da burada hayvani içgüdüyü versem buna. Pas geç. Hem elinden almış olduk. Hem de burada sanırım Galio'ya yenilenme vermeyi tercih edebilirim. Ya yani elinde tek kart var arkadaşlar. Sikke şu an önemli bir kart değil. Sikke oynasa bile bundan verim alamaz. 9 mana dolduramaz. Sadece 2 mana dolduruyor olacak rakip. Ve biz burada tahminen kazandık yani. Bence bir kaçarın yok. O yüzden kardeşim teşekkür ediyor ve artık sur vermeni senden rica ediyorum. Hadi bakalım gülüm. Bunun için mi uyandırdınız? Gerçekten bunun için mi uyandırdım bizim adamı? Galio'yu level atlatmak isterdim bu arada. Çok tatlı olurdu. Çünkü burada ölecek olan sadece bu olurdu. Bunun can odaklı mıydı? Toplam can değeri. 1'e düşecek. 6. Yani 6, 7, 14, 15 olacaktı. Galio yine level atlamıyormuş gerçi ama olsun. Burada Durant kalkanını verip de level de atlatabilirdik aslında ama gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi turu geçsin geçmesin fark etmez. 7'ye düştü. Sonrakinde Çetin Goliath oynadığında çok da yapabilecek bir şey yok. Mesela bak Kekamış da hani şu saatten sonra bir şey ifade etmeyecek arkadaşlar. En fazla bununla vurur. 2 hasar çıkartır. Elinde 2 tane daha şey olur. Ki bak 1 manayı adam 11 mana dolduracak. Ama elinde tek kart var. Ve adamın artık Rage Quit attığına eminim arkadaşlar. Bu arada sevgili arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, sizleri çok seviyorum. Her gün 8.30-10.30 arası, yani 8-10 arası normalde, 8.30-10.30 arası Twitch TV Morrisons'tayım, canlı yayındayım. Hani gelirseniz destelerinizi oynarız, zaten gelenlerin desteleriyle oynuyorum. Böyle hani biraz daha hızlı büyümeye çalışıyorum. Gelirseniz mutlu olurum açıkçası. Ha, gelmeyiz kardeşim, ne işimiz var diyorsanız da canınız sağ olsun. Benlik problem yok. Hal değişimini kesinlikle bu arada Galio oynuyor olacağım. Hatta oynamanın mantığı da yok şu an. Rakip AFK değil bu arada. Tilt olmuş durumda. Hadi burada Çetin Goliath'ı da oynayalım. Artık her şekilde sur verdirtelim. 5 can karşında 17 canlı bir zımbırtımız var. Galio bu tur her şekilde level atladı. Yani senin bu maçı buradan çevirmen çok düşük kanka. Ki Galio da level atladıktan sonra bir ünite ilk defa hasar aldığında silahlanırsın alıyor. Open attack yapacağım ve direkt oyunu bitireceğim arkadaşlar diyecektim ki gördünüz. Rakip AFK kaldı. Okey. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.